Size birkaç saniye kalacak ekranda ve okumanızı rica ediyorum. Aynı zamanda sözlü olarak da tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yani bütün söyleyeceğiniz şeyler, yani ben yanlışlıkla yanlışlıkla değil de hani şuradan alınabilir, buradan alınabilir tarzı şeyler söylersem kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir söylemek de istiyorum açıkçası. Bu risk uyarısını okumanızı rica ediyorum ve düşüncelerimi net bir şekilde, şeffaf bir şekilde söylemek istiyorum açıkçası. Hemen chat'e bakalım. Ses gitti. Acaba sadece sizde gitmiş olabilir mi? Birisi başka arkadaşlardan rica ediyorum, katılımcılardan. Ses geliyormuş. Tamam. Geliyormuş. Tamamdır. 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 Tamamdır, tamamdır. O zaman şöyle yavaş yavaş başlayalım. Bizi tanıyorsunuzdur. Ekşi Forex olarak bu sunumu yapacağız. Ben de Ekşi Forex üyesiyim. Herhangi bir sorunuz ve geri bildiriminiz varsa bilgi@ekşiforex.com'dan eksiforex.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Öncelikle karlı işlemlerden başlayalım. Zaten zararlı işlemlere bugün yetişebileceğime inanamıyorum. Yani inanmıyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Her şeye değinmek istiyorum. Bir şeyleri atlamak istemiyorum. Şimdi ben bir laser pointer'ım, bir kalem alayım. Kalemle bir şeyler yazmaya çalışayım. Gelip görüp görmediğinizi bir görmek istiyorum. Bir saniye chat'i okuyorum. Bende ses var. Pardon, bende ses bir anlığına gitti. Ses var şimdi. Tamam. Tamam. Yazdıklarımı görebiliyor musunuz ekranda? Çarpı attım iki tane. Tamamdır. Süper. Süper. Birazcık gecikmeli geliyor. Oradan anlıyorum. Belki hani sesim erken geç geliyordur ya da yaz. Tamam. Biraz gecikmeli geliyor olabilir. Şimdi şöyle. İlk trade'den bahsetmek istiyorum. Bir Eurocat trade'i ve fark ettiyseniz aylık grafik. Çoğu arkadaşımız, çoğu trader aylığı kesinlikle bakmaya tenezzül bile etmiyor. Aylık çünkü çok yavaş hareket eden ve hep aynı şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten aylıktan çok güzel trade'ler çıkabiliyor. Şimdi şöyle, ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Yani şöyle, çok fazla bilgi verip, çok fazla yorum yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben ne gördüğümü, neden trade'e girdiğimi anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradan bir tane yükseliş, bir trendim var. Bu trendten bir geri dönüş var. Bu geri dönüşten sonra bir konsolidasyon, bir range, bir aralığı sıkışma var. Ve o sıkışmadan sonra kopma var. Bu benim için yeterli bilgi. Tabii ben bu trade'e girerken bu şöyle trade'in tam olarak görünmüyor olabilir. Çok küçük ekrandan izliyorsanız. Bir saniye, evet. Şöyle, bu trade'in alış seviyesi bu, çıkış seviyesi bu ve gerçekten benim bakış açımla ben yorumladığım zaman bu trade'i güzel bir trade olarak yorumluyorum. Beğeniyorum açıkçası. Çünkü çok temiz bir trade. Çok fazla zaman kaybettirmemiş, çok fazla beklememiş, çok fazla zararı sokmamış. Ve bir aralıkta değilmiş. Yani trendin başından neredeyse sonuna kadar yakalamışım bu trade'i. Ve benim gördüğüm şey şu. Ben buralarda şurada trade'e girmişim ve ben aylığı o zaman baktığım zaman görüyorum ki bir aralık var ve bir yukarı yönlü bir trend var. Şimdi tabii bunları bakarsanız dersiniz ki burası aşağı yönlü, aslında burası yukarı yönlü. Ben şuraya bakmayı tercih ediyorum. Yani buraya bakarak da yorum yaparak da trade edilebilir tabii ki. Ben buraya bakmışım. Güçlü bir trend var. Bir geri çekilme var. Zaten aşağı yukarı %50. Biliyorsunuz mesela Fibonacci seviyesi. Şimdi dedim ya size hani bir noktadan sonra bildiklerinizi uygulamaya başlamanız gerekiyor. O bildiklerinizi şöyle uyguluyorsunuz. Mesela Fibonacci seviyesinin %50'si var. %50'si ne demek oluyor? Aslında çok basit düşünüyorsanız bir fiyat birden 2 liraya çıkıyorsa 1,5 liraya geri geldiği zaman aşağı yukarı alış seviyesine gelmiş oluyor tarzı bir şey düşünebilirsiniz. Fibonacci çok daha şeyleri var, detayları var. O detaylara aslında girmek istemiyorum.
Onları yani çok daha başarılı analiz edebilen arkadaşlarımız var. Ben trade konusunda şahsen iyi olduğumu düşünüyorum ve daha çok trade'leri nasıl yorumladığımı, yani çok fazla detaya girmeden, çok fazla yani temiz düşünmeye çalışarak, temiz düşünüp güzel trade'ler yapmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda chat'ten de bir şeyler yazılıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben bu trade'e girdiğim zaman görüyorum ki bir geri çekilme var, bir range var. Range yani bir aralık, bir sıkışma benim için çok güzel bir şey. Neden? Bir aralıktan sonra, bir sıkışmadan sonra bir kopma gerçekleşebiliyor. Ve o kopuş yönüne doğru breakout trading deniyorlar. Yani kırılma trade mi desem Türkçe çevirince, İngilizcesi breakout trading. Ben bir aralıktan sonra bir tarafa doğru kopacağını düşünüyorum. Ve buna hazırlıklı olmam lazım. Ve çok pardon, bu aralıkta trade etmemem gerekiyor. Yani trade edebilirim tabii ki. Onlara da değineceğim. Hani birkaç tane trade'den sonra, birkaç tane slide'dan sonra o tarz işlemler de var. Aynı zamanda demiştim ben şeyin başında, sunumun başında şunu demek istemiştim. Hani daha nasıl iyi olabilirdi? Daha nasıl kötü olabilirdi? Nasıl daha iyi olabilirdi? Onları sizi söylemek istiyorum. Şimdi ben bu trade'in aylıkta nerede olduğumuzu gösterdim. Şimdi şöyle, aylığın önemi şöyle. Ben aylıkta nerede olduğumu biliyorsam ve ana trendin ne tarafa doğru olduğunu biliyorsam bu benim işimi çok daha kolaylaştırıyor. O yüzden aylık kesinlikle önemli. Tabii şöyle, benim kısa vadeli işlem gün içi olsun, hemen al sat işlemi olsun neredeyse yok. O yüzden hani benim trade tarzımı sunmaya çalışıyorum. Benim metodumu, benim düşünce tarzımı sunmaya çalışıyorum. Tabii yani aylığı hiç bakmak istemeyen, 5 dakikalıkta işlem yapan çok başarılı traderlar da var. Yani onun için kesinlikle şüpheniz olmasın. Şimdi ben şeye göstermek istiyorum size. Bir adım daha zoom yapıyorum. Yani trade ederken ben şimdi bu işlemi daha açmadım. Düşünüyorum nerede açacağım acaba bu işlemi. Hemen bir saniye. Evet, bunları silemiyorum çünkü paint'le çizmişim. Çok pardon. Evet. Şimdi ben görüyorum, daha zoom yaptım. Burada az önceki aylıkta gördüğümüz hareket ve burada bir sıkışma hareketi. Bu sıkışmadan sonra bir kopuş hareketi ve o kopuştan sonra daha önemlisi nerede çıkacağım? Yani bunu girdim. Tabii stop loss da önemli. Stop loss'u nereye koyacağız? O da önemli. Nerede çıkacağım bu işlemden? Tabii burada kesinlikle bir tane şöyle. Şimdi genelde aralık şey support ve resistance yani destek ve direnç belirlerken arz talep bölgeleri olarak ben düşünüyorum daha fazla. Çünkü hani bir fiyat seviyesi o kadar önemli değildir. Hani 1.58 56'dan işte orası dirençtir demektense benim için şu aralık direnç. Yani şuradan bakıyorum ben. Burada bir direnç var. Burada zaten görüyorsunuz aynı direnç. Sonra şurada bir aralık var. Görüyorsunuz burada bir arz olmuş. Buradan fiyat dönmüş. Şu aralık benim için direnç. Zaten görüyorsunuz oralarda bir hareket beklemeniz lazım. Hani şurada long yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Dediğim gibi herhangi bir seviyeden, benim bakış açım bu, herhangi bir seviyeden long ve short girilebilir. Tabii doğru yönetilirse, doğru zamanlama olursa kesinlikle kazançla sonuçlanabilir ya da çok düşük karla ya da başa baş kapanabilir bir işlem. O yüzden dediğim gibi tek bir seviye olarak düşünmeyin. Ben daha haftalıktayım. Bunu daha da ileriye götürelim. Günlüğe bakalım. Tabii burada ne görüyorum ben? Şuradan kısaca bahsedeyim. Burada bir sıkışma görüyorum ve sıkışmadan sonra bir kopma görüyorum. Şu mum kesinlikle çok bariz bir şekilde kopuşu gösteriyor. Tabii bunu nasıl destekliyorum ben? Şu işlemin şöyle bir geri dönüş ve tekrar çıkışı aşağı yukarı tahmin edebildiğim için o yüzden long girmeyi tercih ediyorum. Daha da ileriye gidince bu işlemin nerede girdiğini günlük grafikte, EuroCAD'de günlük grafikte görebiliyorsunuz. Bir sıkışma var. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki başka neler olabilirdi senaryolar. Şimdi bu aralıkta kesinlikle trade edilmez dedim ben. Şunun için şöyle düzeltmek istiyorum onu. Çünkü daha detaya indik şu anda.
Şu aralıklarda ben eğer kendimi longa doğru yani alış yönünde konumlandırmak istiyorsam, pozisyon almak istiyorsam bu aralık oluştuktan sonra bak mesela bu işlem gerçekleştikten sonra ben şurada long girebilirmişim. Yani şuradan şöyle bakarsam şurada girebilirmişim. Bu aralık beni mahvedecekti. Tabii yani bu case için özel bu. Başka nerelerde girebilirmişim? Burada bir aşağı yönlü bir hareket var. Bu beni birazcık yanıltabilirdi. Acaba geri dönüyor muyuz? Trend dönüyor mu acaba diye. Beni sıkıntıya sokabilirdi. Geri kalanlarda nerede girebilirdim? Şurada girebilirdim. Şurada girebilirdim. Bunlar deneme. Denemekten ben işlem denemekten korkmuyorum. Çünkü belli bir seviyede stop loss'um var ve çok sık denemiyorum. O yüzden işlem denemekten korkmuyorum. Burada deneyebilirdim long. Burada deneyebilirdim. Hadi burada çok fazla bariz bir support olmasa da şurada gayet bariz bir önceki dipten yola çıkarak burada gerilebilirdi. Burada gerilebilirdi. Burada gerilebilirdi. Zaten bir noktadan sonra görüyorsunuz ki dipler yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bunları şöyle, şimdi daha detaya indik. Ben peki daha güzel nasıl yapabilirdim bu işlemi? Ondan bahsetmek istiyorum. Buralarda işlem girip bir tarafa doğru kırılmasını bekleyebilirdim. Mesela şurada işlem girdim diyelim. Şurada işlem girdim ve bu işlem devam etti stop oldu. Bir sonraki burada denemedim çünkü daha yeni stop olmuşum. Burada denemeye karar verdim. Burada denemeye karar verdim ve işlem yukarıya gitti, gitti. Ben stop loss'a artık maliyeti çektim. Maliyeti çektim ve görüyorsunuz ki bir daha stop olmamışım. Maliyeti çektikten sonra bu işlem kopmaya devam ediyor ve ben bu aralıklarda şuralarda kâr alıp buralarda da komple işleminden çıkabilirim, kapatabilirim. Tabii ben burada ne yapmışım? Artık geç mi kalmışım? Ya da böyle daha garanti olsun diye kırılmayı mı beklemişim? Gelmişim burada trade almışım. Trade'e girmişim. Alış yönünde pozisyona girmişim. Ve bu trade böyle karla sonuçlanmış. Aşağı yukarı kaç pips diyelim buna? 300 pips civarı bir şey ediyor. Aşağı yukarı bu da böyle. Şimdi daha detaya iniyorum. Şimdi ben demiştim size aylık ve haftalık önemli demiştim. Şunun için diyorum. Ben şimdi 4 saatlik de bu trade'e bakıyorsam 4 saatlik de bakıyorsam diyeceksiniz ki sen niye burada girdin? Burada niye girmedin? Burada niye girmedin? Buralarda şurada bir kopuş var. Burada niye girmedin? Diye sorabilirsiniz çok haklı olarak. Haftalığa baktığım zaman, günlüğe baktığım zaman ben ne görüyorum? Bir sıkışma görüyorum. Yani neredeyse haftalığa baktığım zaman şuraya kadar bir sıkışma vardı. Ve bu sıkışma dediğim gibi az önceki senaryoda ya diplerden alıp bekleme yapabilirim. Ya da hiçbir şey yapmam kırılmasını bekleyebilirim. Ki kırılmasını beklemek birazcık daha avantajlı. Şunun için bir kere marjinizi doldurmuyorsunuz. Hani risk yönetiminden bir arkadaşımız bahsetmişti. Ona değinecek misiniz diye. Şimdi risk yönetimi sadece para yönetimi değil. Aynı zamanda zamanı karşı da bir şeyiniz var. Yani bir güzel organize etmeniz lazım. Trade'lerinizi güzel zamanlamanız lazım. O da önemli. Bu da bir nevi risk yönetimi sayılıyor. Ben şimdi buralarda trade'e girip ben bu trade'de sıkışıp beklesem daha güzel bir fırsat karşıma çıksa ve marjinimi doldurduğum için şöyle örnek vereyim mesela. Ben şurada bir tane trade'e girdim. Dedim ki bu çıktı, indi. Burada girmek istiyorum. Haftalığın bu durumda olduğunu biliyorum ama diyorum ki bu yukarı yönlü gidecek ve kendimi alış pozisyonunu konumlandırmak istiyorum. Ben bunu buradan aldım. Marjinimi doldurdum. Ya da işte belli bir kısmını doldurdum. Bu beni bekletecek. Tamam, stop loss'umu da altına koydum. Dedim ki bundan daha aşağıya gitmez. Bu şuraya kadar, hatta şuraya kadar, karla kapanana kadar benim marjinimi meşgul edecek. Yani aşağı yukarı 4, 10, 10 gün beni meşgul edecek benim marjinimi. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Koptuktan sonra girmek istiyorum trade'e. İkisi de doğru. Birisi yanlış, diğeri doğru demiyorum. İkisi de doğru. Tamamen tercih meselesi. O anki sizin risk iştahınıza bağlı diyebilirim. Hemen bir sonrakine geçelim. Şimdi günlük. Daha da derine indik. Daha da detaya indik. Şöyle bu çizgiler mavi beyaz çizgiler kesikli çizgiler açılışları gösteriyor. Bu bir indikatör. İsterseniz paylaşabilirim indikatörü daha sonra. Saatlik grafiği bu. Aylıktan başladık. Dikkat ettiyseniz saatliğe kadar indik.
Burada bir sıkışma var görüyorsunuz. Burada açılmış piyasa. Tekrar burada çok aralık hiç neredeyse yani hiçbir aralık yok. Hiçbir mesafe yok. Hiçbir pips farkı yok. Açılmış çok yakın kapanmış. Ama burada görüyorum ki şu işlemde şu harekette buna çok yakın açılmış ama bir sonraki çok yukarıda açılmış. Ondan sonraki günde nerede işleme girmişim? Aşağı yukarı öğle saatleri. Bu da bir risk yönetimi ya da trade yönetimi diyebilirsiniz. Girdiğiniz saat de çok önemli. Gece 12'de 1'de trade'e çok nadir giriliyor. Sabah saatlerinde yani bir Frankfurt'un açılmasını, bir Londra'nın açılmasını bekliyorsunuz işleme girmek için. Tokyo çok fazla pratik olmuyor o açıdan işleme girmek için. Bunlar da önemli. Bir sonraki gün ben hareketimi izlemişim. Aylıkta nerede olduğumu biliyorum. Haftalıkta ne durumda olduğumu biliyorum. Günlükte ne durumda olduğumu biliyorum. 4 saatlikte kararım biliyorum neler olduğunu takip ediyorum. Saatlikte bakıyorum ki bir önceki gün bir kopma gerçekleşmiş ve ondan sonraki günde artık trade'ime girmeye karar vermişim normal bir saatte. Ve ondan sonra zaten piyasa normal dalgalı bir şekilde yukarı yönlü devam etmiş. Bu birinci trade'imizdi. İkinci trade'imiz altın. Şimdi altında kesinlikle ve kesinlikle aylıkta neler olduğunu herkes biliyordur. Altın aşağı yukarı 1,5 yıldır çok ciddi bir şekilde hatta 2 yıldır ciddi bir şekilde yukarı yönlü bir trend var. Ve bu trendi herkes biliyor. Bunu artık çok fazla benim de hani aylığa bakıp acaba trend var mı yok mu diye bakmama gerek yok. Tabii ki şunlara dikkat etmem lazım. Ben bu seviyelere şu aralık dikkat ettiyseniz aralık diyorum. Şey demiyorum buna. Fiyat seviyesi kesinlikle şuradaki fiyat işte 1495 şuradaki fiyat 1670 her neyse 1756'ymış. Pardon o benim işlemi çıkış seviyem. Bunları tabii aralık olarak düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim size. Yani ben burada şunu şu işlemden şu aralıktan şunu anlıyorum. Burada bir arz talep dengesi var. Bu arz talep dengesi daha sonra ne tarafa doğru kırılmasını istiyorsa, ne tarafa doğru kırılacaksa o yöne doğru işlem yapmakta fayda var. Tabii bu arz talep bölgesinde kesinlikle bir şeyler bir hareket bekliyorsunuz. Yani ya bir tekrar bir aralığa girmesini bekliyorsun. Yani kendi adımı konuşayım. Bir aralığa girmesini bekliyorum. Ya da orayı kırmasını bekliyorum. Ya da dönüş yapmasını bekliyorum. Benim işleme girdiğim seviye birazcık daha detaya giriyor. Yani şöyle daha düşük zaman dilimlerine giriyor. Şöyle ki haftalığa giriyor. Ben haftalıkta benim biliyorum bir tane trendim var. Yukarı yönlü bir tane trendim var. Bundan kesinlikle eminim. Hiçbir şüphem yok. Ve burada bir satış işlemi gerçekleşiyor. Bunu kar al işlemi de diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bir alış işleminden kar aldığınız zaman aslında satış işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada bir satış işlemi var. Bir kar al işlemi var. Ve ondan sonra çok güçlü bir tane mum var benim şurada gördüğünüz gibi. Bu bana neyi gösteriyor? Ben bundan şunu anlıyorum. Bu şuradaki mum diyor ki bana bu satış işleminin karı alındı. Ya da kar aldılar. Tekrar almayı devam ettiler. Bunu anlıyorum. Bir şeyler olacak. Bir yukarı yönde bir hareket olacak diye tahmin ediyorum. Tabii burada şunu diyebilirsiniz. İşlem seviyemi burada görüyorsunuz. Şunu sorabilirsiniz. Niye kopmasını beklemedin? Dediğim gibi bu birazcık yani tabii daha detaya inince göreceksiniz ki daha küçük zaman dilimlerinde bir kopma gerçekleşmiş. Ama diyeceksiniz ki haftalıkta bir kopma daha gerçekleşmedi. Ben olsaydım şurada alırdım diyebilirsiniz. O da doğru. Yanlış demiyorum. Oradaki risk iştahınıza bağlı. Şimdi daha birazcık daha detaya inelim. Peki burada şunu fark ettiyseniz her zaman büyük bir mumdan sonra bir sonraki mum büyük ihtimalle her zaman değil büyük ihtimalle saçma bir piyasa olacak. Yani saçma bir piyasa dediğim bir tarafı gidemeyen arada sıkışmış küçük zaman dilimlerinde bir sıkışma olmuş bir piyasa olarak düşünebilirsiniz. Bir noktadan sonra yani şunu demek istiyorum. Ben bu mumda bu haftada girmemişim. Bir sonraki haftayı beklemişim. Onu da birazcık daha detaya girince görebiliriz. Şimdi şöyle, bu bir satış işlemi gerçekleşmiş. Daha günlükteyiz fark ettiyseniz.
Bir satış işlemi gerçekleşmiş. Ondan sonra hemen bir alış işlemi gerçekleşmiş. Onun geri çekilmesi var. Onun da bir kar seviyesi var. O da gerçekleştikten sonra, ya bunlar şöyle bir noktadan sonra hani diyebileceksiniz ki siz çok güzel konuşuyorsunuz da biz bunları hani çok fazla, yani oturmuyor olabilir, şundan dolayı oturmuyor olabilir. Dediğim gibi hani teknik analizde bir noktadan sonra teknik analizi öğrenip trade etmeye başladıktan sonra bunlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Ben şimdi şöyle, bu işlem gerçekleştikten sonra, bu yukarı gittikten sonra aşağı yukarı görüyorsunuz %50 değil %70 civarında geri gelmiş. Bundan sonra bu harekette %30 civarında geri gelmiş. Yani bunlar tamamen göz kararı. Fibonacci seviyesi çekip de %61.8'e geldi dememe gerek yok. Çünkü ben daha daha böyle sakin, daha temiz, daha çok fazla dikkatimi dağıtan şey olmadan trade etmek istiyorum. Çünkü kendimi birçok şeye şartlarsam o şartlar yerine gelmesi, yani bütün şartların aynı anda yerine gelmesini bekleyeceğim ve bu birazcık beni geri koyacak. O yüzden daha çok fiyatın nasıl davrandığını, çünkü şöyle dikkat ederseniz hani hep böyle, gene detaya giriyorum ama hep böyle tartışmalar oluyor. İşte teknik analiz mi, temel analiz mi, temel analiz mi, teknik analiz mi? Ya şöyle hani çok kaba bir örnek vereceğim. Olayla kesinlikle bir alakası yok ama mesela hani ev fiyatları birazcık yükselmeye başladı. Faizler düştüğü için yükselmiş. İnsanlar almaya devam ettiği için yükselmiş. Bunun hani hangisi temel, hangisi teknik analiz? Teknik analiz bu ev fiyatlarının bir trende oturması, yükselişe devam etmesi. Temel analizde bu kadar, benim için bu bilgi yeterli. Hani neden faizler düşmüş? Ev fiyatları neden yükseliyor? Faizler düşmüş. Faizler düşmüş. Ne oluyor? Ev fiyatları yükseliyor. Bunun ben hem teknik analizin detayına ineceksem, hem temel analizin detayına ineceksem, yok çimento, yok işte donatı fiyatları, yok işte mimari gelişmiş, yok işte dolar artıyor, beton fiyatları yükseliyor. Bunlar yani çok böyle uzatabilirim ama uzatmak istemiyorum. Onu demek istiyorum ben burada. Her neyse, çok kusura bakmayın, detayı giriyorum. Çünkü gerçekten konuşmak elde değil. Her şeyi anlatmak istiyorum. Zamanım da çok dar aslında. Sorular da geliyor ama birkaç tane hani trade, bir tane daha çok güzel bir trade'im var. Onu kesinlikle değinmek istiyorum ona. Soruları da hemen cevap vereceğim. Cevap vermeye çalışacağım. Bir noktadan sonra ben burada bir geri çekilmeden sonra artık işleme girmeyi düşünmeye başlamışım ve burada bir işleme girmişim. Ve stop loss'u da hemen altına koyduğum zaman, düşünürseniz ya da şuranın altına koyarsam. Şimdi şöyle, şunu sorabilirsiniz direkt olarak. Sen stop loss'u ne kadar mesafede koyuyorsun? Yani neye göre koyuyorsun mesafede? Benim işlemlerim genelde günlük seviyelerinde olduğu için ve günlük grafiklerde tahmini, ister pound yen olsun, ister pound dolar olsun, ister euro dolar olsun, ister yen olsun, ister altın olsun, 100 pips olarak düşünüyorum. Benim yani default olarak sabit stop loss'um 100 pips'tir. Yani istisnai durumlarda tabii değişiyor. Daha aza indirebiliyorum, daha yukarıya çekebiliyorum. Bunları onun için söyledim. Şimdi stop loss seviyesini şuralarda koyduğumu düşünürseniz bir daha artık. Bir de başka bir noktaya değinmek istiyorum hemen unutmadan. Kusura bakmayın, çok fazla hızlı konuşuyorum. Şimdi dedim size, zaman aralığı çok önemli. Burada gördüğünüz gibi ben burada trade'den çıkmışım. Ama çok güzel bir trend devam etmiş. Peki ben neden evet, soru cevap geliyor. Ben neden buradan neden burada çıkmışım, beklememişim? Zaman faktörü var. Zaman faktörü benim için çok önemli. Yani ben burada para bağlamak istememişim. Artık sıkılmışım. Ve tamamen doğal. Biz de insanız. Sonuçta robot değiliz. Bir noktadan sonra sıkılıyoruz ve bir noktadan sonra o fırsattan vazgeçiyorum. O fırsattan, hani benim çünkü belli bir kar seviyesine ulaşmışım ve artık çıkmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işlemden 1649'da girmişim. 1756'da çıkmışım. Ve karla kapanmış bir işlem. Benim için bu yeterli. Ve eğer, yani gönül isterdi ki ben bu işlemi girdikten sonra buradan yavaş bir şekilde, yani daha kısa bir zamanda yavaş yavaş çıksın isterdim. Ama bu sıkışma, şuradaki aralık beni gerçekten
yoruyor. O yüzden çıkmayı tercih ediyorum. Bu da dediğim gibi tamamen sizin risk iştahınıza bağlı. Ha, burada daha iyi ne olabilirdi? Daha iyi şöyle olabilirdi. Ben bu işlemin stop loss'unu maliyete çekebilirdim ve bekleyebilirdim ve çok daha büyük karlar elde edebilirdim ya da başa başa stop olabilirdim. Bu da tamamen dediğim gibi risk iştahınıza bağlı. Tabii benim altından daha aşağılardan long'um olduğu için çok fazla bekletmek istemedim açıkçası. Hemen sorular ve cevaplar geliyor. Çok bir saniye, şu slayttan sonra başka birisi mi geliyor? Tamam, şunu bitireyim, hemen birkaç tane soru cevaplayalım. Tabii bunu gör. Şimdi daha düşük saatliklerde neler olabilirdi? Onlara bakalım. Şimdi ben burada bir sıkışma gördükten sonra, bu tabii saatlik bir sıkışma olduğu için burada ben girmişim. Çünkü belli. Hani bu ya 5 saat sonra ya 6 saat sonra bu bir yere kopacak. Benim stop loss'um belli. Stop olursam eyvallah. TP olursa, yani gideceği yöne gitse yine çok güzel. O yüzden düşük aralıkta olduğu için aralığın içinde, o sıkışmanın içinde girmişim trade'e. Çok fazla şey yapmamışım. Peki girdikten sonra burada çıkabilirdim. Burada çıkabilirdim. Burada çıksaydım çok güzel olurdu. Burada çıkmaktansa. Hani demiştim ya, ben bahsedeceğim. Ben nasıl daha güzel olabilirdi diye bahsedeceğim. Bunlar buralarda çıkabilirdi. Ve benim için aslında ortalama bir trade diyebilirim. Çok böyle süper bir trade değil. Tabii bu güzel bir trade. Bunu kesinlikle bahsetmek istiyorum. Hemen bakalım. Tamam. Burada bir şey yok. Bakalım. Evet. Takip ve stop loss kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorum. Yani MetaTrader'in içinde, MetaTrader 4'ün içinde olan stop loss, takipli stop loss'u kullan, yani birkaç defa kullandım. Çok fazla bana hitap etmiyor. Çünkü dediğim gibi ben bir işleme 100 pips, yani standart olarak genelde %90 100 pips risk biçiyorum. Ve ondan en az minimum 200 pips, 300 pips, 400 pips istiyorum o işlemden. O yüzden takipli stop loss kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü hani bir şöyle, inşallah yetiştirebilirsem, umarım yetiştiririm. Bu slaytların sonunda şey var. Başa baş kapanan işlemler var. O başa baş kapanan işlemlerden size örnekler vermek istiyorum. Hani benim stop loss takibim şöyle olur. Başa başa koyarım, maliyeti koyarım. Ondan sonra fiyatı izlerim. Zaten FX'te ortalama bir dalga, ortalama diyorum, istisnai değil, ortalama bir dalga 500 pips civarı. Hani euro dolarda düşünürseniz ortalama bir dalganın aşağı yukarı 500 pips olduğunu, dediğim gibi. Bunların hepsi, hani dikkat ettiyseniz, bunları okuyarak ya da şey yaparak öğrenmek birazcık zor. Bunlar böyle tecrübeyle gelişiyor. Hani Euro USD günde aşağı yukarı 100 pips hareket eder. Ben ona göre işlem açarken ona bir bakıyorum açıkçası. Haftalıkta aşağı yukarı 200-250 pips oynar, 300 pips oynar. Ona bakıyorum. Bir dalganın aşağı yukarı 500 pips olabileceğini biliyorum. Bunlara bakarak işlemi açarım. Tabii her zaman bunlara bakarak ve her zaman uygulayarak gene işlemler zararla kapanabilir. O artık piyasanın takdiri yani. Bir soru daha var. İşleme girerken ana paranın yüzde kaçını risk ediyorsunuz? İşlem kârda ise ya zararda ise pozisyon arttırıyor musunuz? Tabii ki çok güzel bir soru. Ana paranın yüzde kaçını şöyle söyleyeyim ben size. Benim tabii böyle bu risk management'te, bu ana para yönetimi için çok güzel yazılımlar var. Büyük firmalar, büyük bankalar, milyarlarca dolar yöneten insanlar bunları kullanıyor. Kimse de gelip elle hesap yaparak onun yüzdesini belirlemiyor. Benim çok böyle şey bir kuralım var, basit bir kuralım var. Onları uygulamaya çalışıyorum. İşte marjinim yüzde bilmem kaça kadar aşağıya inmesin, onu tutturmaya çalışıyorum. Onlara daha sonra hani talep doğrultusunda kesinlikle biz, hani siz isterseniz bize bilgi@eksiforex.com'dan bildirirsiniz. Dersiniz ki ben tamamen risk yönetimi üzerinde bir tane sunum istiyorum derseniz, ben ona göre size bir sunum hazırlarım, detaylı bir şekilde onu anlatırım. Benim dediğim gibi belli bir kuralım var. Hani çok böyle risk iştahım arttığı zamanlar işte bilmem yüzde kaça kadar marjinimi kullanacağım. Risk iştahım normal, yani de şu kadar marjinimi kullanacağım. Bunun dışına çıkmayacağım diye kendime yazılı kural olarak koymuşum. İşlem kârını ise arttırıyor musunuz? Tabii ki arttırıyorum. Onun hatta benim en sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki çok büyük zararlar eden insanlar
Şöyle zarar ediyor. Zarardaki işlemleri arttırıyor. Onu Martingale strateji deniliyor. Araştırırsanız Martingale olarak yazılıyor. İngilizce olarak yazarsanız bulunur. Martingale stratejisi şöyle. Sürekli ekliyorsunuz zararları. Hani ve lot sayısını arttırıyorsunuz. 0.1 lot girdiniz. Bir sonraki işlem, işleminiz mesela 100 pips ve 100 pips zararı girdi. Bir sonraki işleminiz 0.2 pips, 0.2 lot. Sonra 100 pips daha zararı gidiyor. Sonra 0.3. Sürekli kat kat arttırıyorsunuz işlemlerinizi. Hatta bazen iki katını çıkarıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani örneklerini gördüm. Kötü örnek olmasın diye söylemek istemiyorum. Çünkü hani herkes farklı anlayabilir ama kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edemiyorum. Kârdaki olan işlemlerinize her zaman belli bir aralık koyarak, onlara da değinmek istiyorum ama zamanım kalmayacak. Kusura bakmayın. Kârdaki işlemleri de çok sıkışık bir şekilde pozisyon, yani şöyle söyleyeyim. Pozisyon eklemekle pozisyonun size'ını büyütmek arasında bir fark var. Ben birden mesela alış pozisyonu girdim. Bir şu anda fiyat. Bire girdim. 1.1'de bir lot daha girmem. 1.3'te bir lot daha girmem. Bu pozisyon eklemek değildir. Bu pozisyon büyütmektir. Ve bu da riski büyütüyor. Ama şöyle söyleyeyim size. Fiyat şu an 1'dir. Siz girdiniz. Fiyat 2'ye çıktı. Eklediniz. Fiyat 3'e çıktı. Eklediniz. Fiyat 4'e çıktı. Eklediniz. Fiyat 5'e geldi. Fark ettiyseniz ilk işleminiz 500 pips kâra girdi. İkinci işleminiz 400 pips kâra girdi. Ve astronomik olarak bunlar artıyor kâr seviyeleri. Onu belirtmek istiyorum. Ben öyle bir şeyler yapıyorum. Tabii ki örneklerini göstermeye çalışacağım. Eğer varsa, şu an unuttum. O kadar çok konuştum ki buradaki eklediğim trade'leri unuttum. Bu işleme kesinlikle değinmek istiyorum. Bu işlem çok güzel bir işlem ve istisnai bir işlem. Biliyorsunuz ki bu Brexit olaylarından sonra pound aşağı yukarı bayağı bir 3000 pips çakıldı. Hatta şuradan bakalım, bir saniye göremiyorum. 1500 pips değil mi? Şu an hesaplayamadım. Bayağı bir çakıldı. 1.30 seviyesinden 1.15 seviyesine kadar çakıldı. Ben burada işleme girmişim ve burada çıkmışım. Yani aşağı yukarı 1000 pips karım olmuş bu işlemden. Bu işlemi neden buraya koydum? İstisnai bir işlem diyeceksiniz. Bu işlemi şundan dolayı koydum arkadaşlar. Böyle işlemlere girmekten korkmayın. Tabii ki çok riskli ama buradaki örnekten yola çıkarak anlatmak istiyorum. Şimdi buralarda girilebilir miydi? Girilirdi ama ben girmedim. Buralarda long girilebilirdi. Sen birisi açar piyasayı, bakar ben şurada girmek istiyorum der, girer. Dediğim gibi eğer yeteri kadar tecrübeli bir arkadaşımızsa, düşük zaman dilimlerinde pozisyonu iyi yönetiyorsa, size'ı iyi yönetiyorsa, teknik analizi iyiyse, temel analizi iyiyse, haberleri takip ediyorsa, tabii ki şu düşüş piyasasında bile alır, çok ufak bir karla satar, piyasadan çıkar. Onlara bahsetmek istemiyorum, onlara girmek istemiyorum. Ben kendi işlemimden yola çıkmak istiyorum. Ben burada işleme girmişim. Şimdi görüyorsun, ben ne görmüşüm burada? 4 saatlik grafikteyim. Çok böyle güçlü bir trend var. Şunu biliyorum. Ben burada aylık ve haftalığı koymadım. Yıllıkta, aylıkta ve haftalıkta en diplerde olduğumu biliyorum. Ve artık Brexit olayları fiyatlandığını biliyorum. Temel analiz için benim bilmem gereken tek şey şu. Fiyat en diplerde, yani genel haritaya bakarsam en diplerde ve Brexit olayı gerçekleşmiş. Bunları biliyorum. Ondan sonrası teknik. Teknik analizde bildiğiniz fiyat analizi. Ben burada bir satış işlemi gördükten sonra bir sıkışma görüyorum. Bu ne demek oluyor? Bir destek oluşmaya başladı. Bir talep var. Bir gir çıktı, ikinci geldi. Şurasından bahsediyorum. Hemen bir daha sileyim. Şurada bir çıkış var. Tekrar bir. Burada girebilir miydim? Girebilirdim. Muhtemelen girmişimdir. Hatırlamıyorum. Ben dediğim gibi en güncel, en son trade'leri almaya çalıştım. Bu da istisnai bir şekilde. Bu olduğu için. Buralarda zarar verdim mi? Tam hatırlamıyorum. Gidip bakmam lazım. Ama zarar verdiysem bile dediğim gibi benim stop loss'um statik olarak 100 pips'tir. Hani çok istisnai bir şekilde şurada mesela yanlış hatırlamıyorsam 200 pips civarı stop loss kullandım diye hatırlıyorum. Şöyle
Bu işlemi koymamın sebebi dediğim gibi böyle işlemleri takip etmekten korkmayın, girmekten korkmayın. Tabii ki böyle bir oluşum bekleyin. Böyle bir hani böyle olmaz, şöyle olur. Bu işlem gelir. Çok sağlam bir şekilde döner. Döndükten sonra birazcık şöyle devam eder. Birazcık devam eder, çıkar. Buralarda girmeyi denersiniz. Ben bu böyle devam etmiş. Hani gelmiş aşağıya bayağı support oluşmuş. Burada ben alamayacaksam o zaman nerede alacağım? Trendde alırdım. Gene bu işlemden gene buradan bir kar elde ederdim. Ama farkı şu olurdu. Bu çok temiz yani temiz bir işlem oldu. Gerçekten en dip seviyede almışım ve en yüksek seviyede satmışım. Peki ben burada niye çıktım? O da önemli bir konu. Peki niye burada çıkmadım? Niye burada çıkmadım? Aslında şöyle benim birkaç tane işlemim vardı. Birkaç tanesini kapattım. Yolda kapattığımı hatırlıyorum. Yani şuralarda, ortalarda, bir yerlerde artık yeter. Bir de şöyle fiyat seviyesi. Hani dedim ya size zaman aralığı ya da işte bir dalga var. Onun için de kendinize yazılı olmayan bir kural koyabilirsiniz. Benim için yazılı olmayan bir kural var. Mesela yazılı olmayan bir tane kural tamamen bu trade'den örnek veriyorum. 1000 pips'te ben bir işlemden çıkmak isterim. Ya da bir kısmını kapatmak isterim. Yani artık 1000 pips piyasadan yemişim. Artık yeter. Hani benim için bu geçerli ve benim düşüncem. Peki burada niye çıkmışım? Ondan da hemen bahsedeyim. Bu zaten tek slide'lık. Hemen kısa bitecek. Bir sıkışma var. Dediğim gibi bir zaman. Bu benim zamanımı yiyor. Aynı zamanda 1000 pips yemişim. Bu kadar bir işlemi tutmuşum. Ve aşağı yukarı 20 Mart desen 3 yani 1 ay civarı. Ve yani 1000 pips'e ben aslında 15 günde almışım. Sonraki 15 günde sırf böyle beklemişim yani. Hiçbir ilerleme kaydetmemişim. Ve işlemden çıkmak istemişim. Dediğim gibi bunlara karar verebilirsiniz. Yani bunlardan kesinlikle yazılı olan bir kuraldan yola çıkarak işte ben şurada alırım ya da işte mesela ben bekleseydim hani bekleseydim nerede alacaktım? Nerede kapatacaktım? Şurada kapatacaktım. Hani buraya kadar gelmesini bekleyecektim ki bu da aşağı yukarı buraya denk geliyor. Ya da şuraya gelmesini bekleyecektim. Şurada bir aralık var. Şuralarda falan karımı almayı deneyecektim ki hatta bakarsanız şu anda ben bu fotoğrafı çektiğim zaman 1.30 seviyesindeymiş, 1.31 seviyesindeymiş. Demek ki buralara kadar gelmiş fiyat ama ben çıkmayı tercih etmişim. Bu da böyle. Demek istediğim şey böyle şeylerden çekinmeyin, böyle işlemlerden çekinmeyin. En son ne böyle işlem gerçekleşmişti? Petrolde. Petrol 6 dolar civarlarında bir şey. Ben petrol şahsen trade etmediğim için alış seviyesi yapmadım ama orada hatırlıyorum bir pattern vardı. Petrolde güzel bir pattern vardı. Orada bir işlem girilebilirdi ki mutlaka bazı arkadaşlarımız girmişlerdir ve güzel karlar elde etmişlerdir. Tekrar bak diğer işleme geldiğim zaman ben bir chat'e bakayım. Bir saniye. One minute. Kaldıraç oranı kaç kullanıyorsun? Benim adım. Bir saniye. Çok uzun bir soru olmuş. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım mı? Burada uzun bir soru var. Kısa bir soru var ama hemen cevaplayayım. Kaldıraç oranı kaç kullanıyorsunuz? Yani şöyle benim şu andaki ayarlanmış kaldıracım yani şirketin bana verdiği kaldıraç 1.500 ama ben 1.500'e kesinlikle bugüne kadar hiçbir zaman fullemedim. 1.500'e hiçbir zaman fullemedim. 1.50 ya da maksimum 1.100'e fullediğimi söyleyebilirim. Tabii bu dediğim gibi yazılı bir kural değil benim için. Ama 1.500'e hiçbir zaman fullemedim. Peki neden 1.400'e 1.300'e, 1.100'e çekmedin kaldıracını diye sorabilirsiniz doğal olarak. Şu bugüne kadar hani çekmeyi denemedim. Tabii ki çekebilirim ama çekersem birazcık beni kısıtlayabileceğini düşünüyorum. Bakalım yani bu tamamen dediğim gibi ben de sürekli gelişiyorum. Sürekli hani yeni şeyler katıyorum kendime. Onu da deneyebilirim. Tabii ki bu tamamen kişiye bağlı, şeye bağlı. Ben hani 1.500 kaldıracımı bugüne kadar kesinlikle ve kesinlikle fullemediğimi söyleyebilirim. Başka bakalım. Başka. Evet başka şimdi. Bir tane uzun soru var. Onu kesinlikle cevap vereceğim. İnşallah kaybolmaz. Arkadaşlarımdan Utku Bey'den rica edeceğim. Onu bir kopyalasın. Kaybolmasın soru. Evet. Bir sonraki trade'im DolarCat. DolarCat trade'imde dediğim gibi tekrar ne yapmışım? Aylıklardan nerede olduğumu biliyorum. Ben sürekli aylığı açıp bakmıyorum. Benim sürekli önümdeki açık olan grafik günlük grafik.
Sürekli teşekkürler. Sürekli açık olan grafiğim günlük grafik. Ben günlüğün altına çok fazla bakmıyorum. Günlüğün üstüne de çok fazla bakmıyorum ama bilmem lazım nerede olduğumu. Aylığa bakmışım burada. Bir dönüş var. Bir trend var. Peki diyeceksiniz ki burada bir yükseliş trendi var. Buralarda yükseliş trendi var. Evet doğru. Ama benim şu anda gördüğüm şey burada. Benim bu trading için gördüğüm şey burada. Burada bir direnç var. Bir arz bölgesi var. Oradan bir geri dönüş almışım. Mükemmel bir şey. Ve oradan düşmeye devam etmiş piyasa. Hemen birazcık daha derine inelim. Derinde bakıyorum ki evet klasik bir sıkışma var. Sıkışmadan sonra bir kopma var. Kopmadan sonra trade'in devamı var. Bu trade'i çok erken kapatmışım. Tabii ki bu demek ki şöyle ben size demiştim ki hani risk yönetimi, para yönetimi, zaman yönetimi. Şöyle ben bilgisayar başındaysam ve bir trade'e girdiysem o trade'de mesela şöyle söyleyeyim. O zaman aralığına böldüğüm zaman gerçekten büyük bir kazanç elde ettiysem yani şöyle söyleyeyim. 3 günde 100 pips kazanmak mı? 1 günde ya da 4 saatte 100 pips kazanmak mı deseniz 4 saatte 100 pips kazanmayı tercih edelim. Bu işlemde birazcık ona benzer bir şey. Hemen gün içinde girmişim ve koptuktan sonra fiyat benim için benim lehime koptuktan sonra çıkmışım. Çünkü yeteri kadar karımı almışım zamana nazaran. Tabii ki stop loss'u maliyeti çekip beklerdim. Hatta maliyeti çekmeye bile gerek var. Evet, maliyeti çekmeseydim birazcık daha üstünde koysaydım ki şurada koymuşum stop loss'u. Çekseydim, burada kalsaydı bekleseydim daha fazla kar elde edebilirdim. Ama dediğim gibi birazcık daha derine ineceğim şimdi. Daha düşük zaman dilimlerinde çok daha güzel görebileceksiniz. Şimdi peki ben başka bunu daha nasıl iyi girebilirdim bu işleme diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim size. Ben bunun aşağı yönde gittiğini biliyorum. Sürekli zirvelerin düştüğünü görüyorum. Support bir nevi sabit. Burada bir kırılma, bir üçgen oluşumu var, bir sıkışma var. Sıkışma gittikçe daralıyor. Bunların hepsinin farkındayım. Nerede? Günlük grafikte. Bunların hepsinin farkındayım. Daha yükseklere de baktım. Ne durumda, nerede olduğumu haritada biliyorum. Peki diyeceksiniz ki bu işlemi nasıl daha güzel girebilirdim diye sorabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size. Hadi burada giremedim diyelim. Burada girebilirdim. Burada girip bekleyebilirdim. Burada girip bekleyebilirdim. Neden? Çünkü burada bir sıkışma var ve bu sıkışmadan sonra bir tarafı kopmasını bekliyorum ve aşağıya kopacağını kendimi short olarak konumlandırmak istiyorum. Buralarda işlemi girdikten sonra bir noktadan sonra bakın şöyle dikkat şöyle örnek vereyim. Şurada işleme girip stop loss'u maliyeti koyduktan sonra ben bayağı 800-500 pips civarı bir kar elde edebilirdim. Ama tabii burada zaman faktörü işin içine giriyor. Daha iyi nasıl olabilirdi? O yüzden bunları giriyorum. Peki kırılma işleme için nerede girmem daha uygun olurdu? Şurada girmem daha uygun olurdu. Çünkü bariz bir şekilde bir kopma var ve görüyorum. Hadi burada giremedim. Yani şuradaki trend line'ı çizemedim. Bak fark ettiyseniz hani teknik analizi biliyorum ama çizgileri çizmiyorum. Çok fazla. Çünkü aşağı yukarı bunlar göz kararı. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Bir tane trendden tabii bunları kesinlikle harfiyen uygulayıp para kazanan arkadaşlarımız illaki vardır. Ama benim için bir trend line çizip o trend line'dan bir pips aşağıya geldi fiyat, 10 pips aşağıya geldi. Bu trend line artık geçti, kırıldı gibi bir şey yok. Ben öyle uygulamıyorum. Daha sakin kafayla, daha temiz, daha sade bakmaya çalışıyorum olaya. Şimdi şöyle, burada bir kırılma var. Burada bir kırılma var. Buralarda girebilirdim işleme. Girmeyi tercih etmemişim. Birazcık daha sıkışma var. Ha, fake olabilir. Neden burada işleme girmedim? Fake olabilir. Şöyle bu kırılma gerçekleştikten sonra şurada gördüğünüz gibi buradan fiyat tak diye yukarıya gidebilirdi. Tabii burada bir sıkışma olmuş. Daha düşük zaman dilimlerinde sıkışmadan sonra tekrar aşağıya kopuş olmuş. İşleme girmişim ve hemen ardından kapatmışım. Çok fazla da bir detaya girmeye gerek yok. Burada gördüğünüz gibi hani bu sıkışmadan sonra burada bir kopuş var. Sıkışmadan sonra girmişim trade'e ve hemen çıkmışım. Çok fazla bekletmeden işleme. Bu da gördüğünüz gibi bir saatlik de dipte girmişim. Stop loss'u buraya koymuşum. Hemen ilk böyle kopuştan sonra artık böyle şuralara beklememişim. Bakın şurada mesela çok fazla bir bekleme süresi var. Daha aşağıya inmeden. Buralara beklememişim. Direkt şurada iki tane benim için bu kadar kar yeter diye çıkmışım işlemden. Bir tane daha işlem var.
Pound yen. Bu da bir breakout trading. Bu da hızlı kapanmış bir işlem benim için. Şimdi burada benim günlük grafiği. Zaten dediğim gibi hep günlük grafiklere bakıyorum. Bu arada Utku, eğer şey düşünüyorsan, hani süre yetti artık yavaş yavaş kapatalım diye düşünüyorsan bana söyleyebilirsin. Yavaş yavaş hani bu son olsun diyeyim mesela, öyle bir anons geçeyim. Onları senden rica edeceğim. Şimdi bu dediğim gibi ben daha çok günlük grafiklere bakıyorum ve daha çok bir swing yakalamaya çalışıyorum ya da trend trade diyorum ben. Swing ile trend trade arasında bunlara dediğim gibi seminerde bahsetmiştim bunlardan ama bahsedeyim. Swing trade şudur. Şuradan girerseniz şuradan çıkarsanız, trend trading de şuralarda girip sürekli kâr alıp devam edersiniz ya da beklersiniz bir noktadan sonra çıkarsınız. İkisinin arasındaki fark şu. Ben bunların ikisi arasında gidip geliyorum. Ya swing trade edebiliyorum ya da trend trade ediyorum. Bu da çok kısa bir işlem olmuş. Hemen böyle çok fazla uzatmadan detayını. Şimdi şöyle, bu pound yanda bir tane günlükte görüyorum ki bir support bulmuşuz, devam etmişiz. Gördüğünüz gibi bu tamamen bir güzel ve sağlıklı bir trendin pattern'ı diyebilirim. Yani bir yükseliş var, bir geri dönüş var, tekrar bir yükseliş var, tekrar bir dönüş var. Yani bunu şeye bağlayabilirsiniz. Fibonacci çekip hani şuradan döndü falan filan diyebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Dediğim gibi ben daha çok sağda bakıyorum olaya. Buralardan dönmüş. Daha çok fiyata bakıyorum ben. Fiyatın nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini, momentumun ne tarafa doğru. Hani az önce bir örnek vermiştim. Demiştim hiç alakası yok bu işlemle. Hala diyorum alakası yok ama şöyle doğrudan alakası yok ama yani ev fiyatı yükseliyor mu o zaman tamam ev alırım falan. Benim için o kadar yeterli yani. Sade düşünmeye başlıyorum işlemlere. Peki bunu bir yukarı yönlü bir trend var. Tamamen random bir şekilde girilmiş bir trade. Şey günlüğe gelelim. Hay Allah. Yok tamam. Bir saniye. Tamam burada şeyler yok. Günün açılışı kapanışları yok. O indikatörü eklemeyi unutmuşum. Burada girmişim. Stop loss'u da buraya koymuşum. Dediğim gibi standart olarak belli bir seviyede stop loss. Hemen bir yükseliş bir şey gördüğüm zaman çıkmışım. Yani bu benim için tabii bu scalp değil. Scalp dediğimiz şey nasıl yazılıyordu? Scalp. Scalp dediğimiz şey kısa kısa hani saniyede 5 dakikalık grafiklerde trade edilen şey. Benim için scalp bu. Ben şimdi aylığa bakan bir insan olarak benim için scalp bu yani. Çok fazla bekletmeden hemen ufak bir kar alıp piyasadan çıkışımı gerçekleştirmeyeceğim. Stop loss'um demek ki stop loss'um da dediğim gibi sabit bir şekilde 100 pips civarını koymuşum ve devam etmişim. Bu da benim için bir scalp. 4 saatlikte hani piyasada görüyorsunuz hani mesela şuradayım ben şu anda. Burada bu işlemi girmişim. Burada demek ki fazladan marjinim varmış, işleme girmek istiyormuşum, boştaymışım, vaktim varmış, uğraşmak istemişim vesaire vesaire girmek istemişim. Burada dediğim gibi 4 saatlik de demişim ki burada bir işleme gireyim. Ha, bundan daha fazla beklentim var mıydı? Tabii ki vardı. Dikkat ettiyseniz 4 saatlik de bakıyorum ama altının aylıkta çok güzel bir yukarı yönlü bir trendin olduğunu biliyorum. Peki yukarı yönlü pozisyon almışım ve burada bir az önce de bunun farklı bir şeklini gördünüz ama yine aynı şey fark ettiyseniz. Yukarı yönlü bir trend var, geri dönüşler var. Ve burada bu dönüşte almayı tercih etmişim. Buralarda da alabilirmişim. Burada almayı tercih etmişim. Bu benim için tamamen o anlık bir şey. Ve dediğim gibi altında ben stop loss'umu 10 dolar yani ons başı 10 dolar. İşte 1732'de girmişim. 1722 civarında falan. Stop loss'umu koymuşum. Dediğim gibi hemen bir yükselişte hemen kârımı almışım. Çok kısa işte 1, 2, 3, 12 saatte totalde belki daha fazla, daha az 8-9 saat civarında işlemimi kapatmışım ve çıkmışım piyasadan. Zaten gördüğünüz gibi daha sonra beni uğraştırmış. Zaten aşağıya doğru gelmiş. Burada da çıkmanın sebebi hani daha çok zirvelere yakınmışım ve zaten hani istediğim şeyi almışım, çıkmışım. Yani bunlar tamamen sizin karar verebileceğiniz şeyler. Dediğim gibi bunlar sadece örnekler. Bir sonraki işlem herkesin sevdiği ve piyasada en çok fazla işlem gören, en çok fazla hacime sahip olan Euro USD paritemiz. Euro USD'de çok kısa bir işlemim var. Dediğim gibi zaman benim için çok önemli. Ve şöyle söyleyeyim. Bunlar günün açılışı. Şurada gün açılmış. Şurada aşağı yukarı gün açılmış. Ben uyanmışım. İşte öğlen saatlerinde yani pardon öğlen saatlerinde bakmışım piyasaya alış seviyesine girmişim çünkü
bakıyorsunuz ki hep açılışlar yükseliyor. Zaten yukarı yönlü bir trend var. Alış yönünde kendimi konumlandıracağımı biliyorum. Ve şöyle söyleyeyim size, bu trade gerçekten güzel bir trade. Neden? Çünkü bir günün neredeyse en dip seviyelerinden almışım. Sadece aşağı yukarı 6 saat beklemişim ve günün en zirvesinde satmışım. Bu benim için gerçekten güzel bir trade. Yani scalp edecek olursam, böyle işlemler olursa, yazamadım, böyle işlemler olursa çok sevinirim. Ve tutamaz mıydım? Bu daha iyi nasıl olabilirdi? Tutabilirdim. Tutsaydım zaten bayağı yükseliyordu. Zaten şu an euro dolar kaç bin, 1.17-1.18 civarında falan dolanıyor. Tabii bu euro doları ben size daha şeyini göstermek istedim. O bir saatlikte nasıl girdiğimi göstermek istedim. Bir de günlükte nasıl gözüküyor ona bakalım. Bir saniye. Günlükte nasıl gözüküyor? Hemen bakalım. Gün açılmış. En dibinde almışım. Stop loss'u altına koymuşum ve neredeyse günün en tepe seviyesinde kapatmışım. Tabii bunu nereden biliyorum? Neden burada kapatmışım? Bir, zaman faktörü var. Bu da bir nevi risk yönetimi, para yönetimi, kasa yönetimi diyebilirsiniz. Bir de euro doların o gün, hani neden orada çıkmışım? Euro doların aşağı yukarı günlük 100 pips oynayacağını biliyorum. Hani 70 pips oynasa da çıkılabilir. 50 pips hani birazcık daha az, ama tabii sakin bir gün olduğu zaman 50 pips oynuyor. Mecbur 50 pips de hani beklersiniz artık. O tamamen durumdan duruma göre değişiyor. Gerçekten öyle günleri ben şahsen sevmiyorum. Ondan sonra bir pound. Bir saniye saate bakayım. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yarın da tabii bana geri bildirimlerinizi hemen iletebilirseniz çok çok güzel olur. Böyle devam etmemize, yani şöyle de yapabilirim. Zararlı işlemlerim var. Zararlı işlemlerimi geçebilirim yarın. Ya da bunlara devam edebilirim. Dediğim gibi daha ileride çok güzel trade'ler var. Çok güzel setup'lar var. Ki şu anda halihazırda piyasada onlara benzer şeyler var. Onlardan devam edebilirim. Dediğim gibi geri dönüşlerinizi yapmanızı rica ediyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an saat aşağı yukarı 6 dakikam var. 6 dakikada bunu sunamam. Üzerinde konuşamam. Ama şöyle yapabilirim. Soru cevap varsa soru cevapları geçebilirim. Zaten yazılı bir çok güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yazılı bir oyun planınız var mı? Anlamadım açıkçası. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten mükemmel geri dönüşler var. Çok sağ olun gerçekten. Şöyle bir arkadaşımız o günlük indikatörü sormuş. Utku Bey'i biliyorsunuz. Ben Utku Bey'e ileteyim onu. Utku Bey, ben bilmiyorum bizim gruplarda mısınız? Emin değilim ama onu paylaşırım. Yani Daily Open Line gibi bir şey adını ben direkt indikatörün kendisini paylaşırım. Yani hiç sorun değil. Çok güzel bir indikatör. Tavsiye ederim. Yani şöyle hani benim için şöyle, ben sürekli günlüğü bakıyorum. Günlükten saatliği geçtiğim zaman günler de açılmış. Onları hani görsel olarak çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Benim için mükemmel bir indikatör. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Kuralları belirlenmiş. Hayır, şöyle. Tamam, son 5 dakikayı da yorum yaparak geçirmeyi deneyeyim. Belli bir kurallarım yok ama tabii bunlar oturuyor zamanında. Hani göz siz ilk dakikalardan katıldınız mı bilmiyorum ama bunun bir saniye, çok fazla şey var. Yetişemiyorum. Teşekkürler. Şöyle belli bir kural yok ama bunlar bir noktadan sonra oturuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hani ilk başta, sunumun ilk başında şundan bahsetmiştim. Hiç merak ettiniz mi acaba? Büyük bir firmada, büyük bir bankada trader nasıl yetişiyor? Hani bir insan ekonomiden mezun oldu, iktisattan mezun oldu, bankacılıktan mezun oldu, finanstan mezun oldu, bankaya girdi, trade bölümüne girdi. O adam nasıl trader oluyor? Hiçbir şey bilmiyor. Belki okul dönemi boyunca bir şeyler gerçekleştirmiştir, bir şeyler trade etmeye çalışmıştır. Ama o tradere nasıl 20 milyon dolar, 50 milyon dolar emanet edeceksiniz bir banka olarak? Şöyle ki, bir tane trader
bir şeyleri bilen, belli bir kazanç elde edebilen, belli bir risk yönetimi sahip olan, belli prensiplere sahip olan, 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıllık tecrübesi olan o adam onu öğretiyor. Onun yanına oturuyor o genç arkadaşımız. Oturuyor ve öğreniyor bunları. Tabii biz nasıl öğreniyoruz? Biz de aşağı yukarı aynı yola çıkan, kendimiz evde çalışarak, trade ederek, yanılarak, deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz bunları. Tabii bunları şöyle söyleyeyim. İlk başlarda teknik analiz ve temel analize çok kafa yoruyorsunuz. Herkes yoruyor. Ben de yordum zamanında. Bir noktadan sonra ben trade nasıl edebilirim? Çok güzel, ben öğrendim. Fibonacci öğrendim. Moving Average öğrendim. MACD öğrendim. Temel analiz, haberler takip ediyorum. Bunları nasıl uygulayabilirim? Ben şu anda geldim. Fiyatı görüyorum. 1.8181. Ben buradan alacak mıyım, satacak mıyım? Onları karar verme aşamamız. Bunlar da tabii tecrübeden bir noktadan sonra yavaş yavaş oturmaya başlıyor yani. Kesinlikle şey yapma. Yani burada sizin yapacağınız şey, hani nacizane benim gibi insanları dinleyerek çok güzel analizleri olan bilirim arkadaşımız var bizim ekipten. Onların analizlerini dinleyerek benim trade'lerim, şimdi örnek, canlı örnek veriyorum. Hani bu çoğu eğitimde böyledir. Hani örneklerle bir şeyler anlatılmaya çalışılır. Ve ben de örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Ve devamını gelmesini istiyorum. Çünkü bu dediğim gibi yani çok kısa bir sürede ben şu anda size 5 tane örnek göstererek size çok fazla, size tabii ki bir şeyler katacağım ama size çok fazla bir şey katabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi her trade kendine özeldir. Her trade'in özel bir koşulları vardır. Tabii perde arkasında ben bu trade'lere girerken ve çıkarken paramı değerlendiriyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Hatta şu bile etkiliyor. Ben bugün işte bilgisayar başında olacak mıyım, olmayacak mıyım? Bu bile beni etkiliyor. Bunlara dikkat ederek işlemleri açıyorum, kapatıyorum, haberlere bakıyorum. Bunlara dikkat edip kendimi iyi hissettiğim oluyor, kötü hissettiğim oluyor. Yani bunlara bakar, dediğim gibi hani bunlar bir yazılı bir kurallı kesinlik. Yani bunun yazılı kural olarak olabilmesi için belki hani çok böyle şey absürt bir örnek vermiş gibi olacağım ama belki 1000 sayfa olacak. Yani bunların hepsini yazacağım, ezberleyeceğim ve uygulayacağım. Dedim ya, bir noktadan sonra bunlar oturmaya başlıyor yani. Kendi mesleğinizden yola çıkabilirsiniz. Hani sizin şu anki yaptığınız mesleği birisi sıfırdan başlayarak yapabilir mi? Yapamaz. Ama sizin yanınıza işe girirse, sizden bir şeyler öğrenmeyi başlasa, bunu yavaş yavaş öğrenecek ve 5 yıl sonra, 10 yıl sonra usta olacak ve o başkasını öğretmeye başlayacak. Onun gibi bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle beni yanlış anlamayın. Ben hani bunu da belirtmek istiyorum. Hani burada usta değilim ben. Kesinlikle ve kesinlikle usta değilim. Naçizane hani benim tecrübelerimi bildiğim, yani kendi trade'im. Ben bir trade girmişim. Zaten bunu da ara ara söylüyorum. Bu trade'ler %100 doğru değil. Bunun dışında herhangi bir işlem yapılamaz demiyorum. Bu trade'ler girilebilir. Başka trade'ler de girilebilir. Bu benim trade'im. Bu ben girdim. Bunu ve bunun için girdim. Belki bir arkadaşımız vardır. Hani şöyle söyleyeyim alternatif şey olarak. Bir saniye. Tamamdır. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşımız burada beni dinlerken çok iyi trade ediyordur ama benim gördüğüm şeyi göremez ve benim tecrübemden yararlanır. Ben de onun tecrübesinden yararlanırım. Bir soru sorar, bana bir öneride bulunur. Ben de ondan bir şeyler öğrenirim. Benim hedefim bu açıkçası. Ve hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımız da vardı. Sunum başında sordular. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Başlamak istiyorum. O zaman da benim her trade'de detaya inip böyle böyle karar verdim diye söylersem yavaş yavaş onda da bir şeyler oturmaya başlayacak. Tamam güzel, %50 demek ki %50 bir şeyler varmış burada. Ben bir şuna bir bakayım, buna bir bakayım, araştırayım. Deneme yanılma yöntemiyle, araştırma geliştirme yöntemiyle yavaş yavaş taze başlayan, yeni başlayan arkadaşlarımız da bir şeyler yapmaya başlarlar, trade etmeye başlarlar. Benim amacım bu açıkçası. Yazılı kuralım, çok uzattım kusura bakmayın, yazılı bir kuralım yok açıkçası. Onun dışında hemen bakalım. Ya kaçırdığım soru varsa cidden çok özür diliyorum. Herhangi bir günde canlı piyasa alıyorum. İşte öyle günün ayrı olmalı.
Ya şöyle, o birazcık riskli olur. Yani bir arkadaşımız şöyle bir talepte bulunmuş. Hani canlı trade ederken canlı yayın aç tarzı bir istek var. O birazcık sıkıntılı bir durum. Yani hani ben her ne kadar da desem ki bu işlem yatırım tavsiyesi değildir. Yani onu kopyalamaya çalışan, onu birebir uygulamaya çalışan arkadaşlar illaki olacaktır. O yüzden ben zaten birazcık daha geçmiş, şu anda fark ettiyseniz açık pozisyonlarımdan bahsetmedim ve daha geçmiş işlemlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle unbiased, yani tarafsız olmak çok önemli. Özellikle ben şu anda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Aşırı derece tarafsız bir şekilde pozisyonuma neden girdim, neden çıktığımı anlatmak istiyorum. Çünkü şöyle, ben o pozisyona girerken tabii aşağı yönde bir beklentim vardı ama size sunarken ben bunu gerçekten şey sunmam gerekiyor. Tarafsız bir şekilde sunmam gerekiyor. Ben şu anda mesela şu an açık olan bir işlemin üzerinden ya da piyasada şu anki piyasanın analizini yapmak istesem tabii ki açık olan pozisyonlarımı yönelik yorumlarda bulunacağım ve bu hem beni kötü etkiliyor hem sizi kötü etkileyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Ama tabii ki yani eğer talep gelirse, biz canlı trade istiyoruz, canlı trade istiyoruz diye bir talep gelirse tabii ki belli bir gün belirleriz ve yapmayı deneyeceğim. Eğer öyle bir talep yoğunluğu varsa yapmayı denerim. Ama dediğim gibi piyasada görüyorsunuz, mesela benim bir işlemim 3 hafta öncenin, mesela GBP USD için konuşayım, 3 hafta öncenin bir işlemim bugünün işlemi. Hani arada 3 hafta var. Ben şimdi canlı yayın açtım, trade açamazsam ya da bir fırsat bulamazsam o tamamen bir amaçsız bir webinar olacak. O yüzden bilemiyorum. Buna bir konuşmam lazım. Bir arkadaşlarla fikir alışverişi yapmam lazım. En güzel eğitim. Evet, doğru söylüyorsunuz. En güzel canlı piyasada verilenler. Dediğim gibi tabii ki yani talepler doğrultusunda öyle bir şey yapılabilir. Haklısınız. Ben teşekkür ederim. Üstünden indikatörü paylaşacağım. Başka bakalım. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Başka bir şey var mı? Çete bakalım. Selam. WhatsApp. WhatsApp grubumuz var mı? Şöyle, Utku Bey, bir arkadaşımız WhatsApp grupları soruyor. Onlara bir yardımcı olsanız çok sağ olun gerçekten. Evet, sunum YouTube'da Tikmi'nin YouTube sayfasında yayınlanacak. Zaten sizi de eğer bizim Ekşi Forex gruplarında varsanız zaten sunum yüklendikten sonra size linkine direkt gruplara atarız. İzlemek isteyen oradan izler. Tabii WhatsApp gruplarımıza katılmak için eksiforex.com sitesine ziyaret edip oradan katılma isteklerinizi gönderebilirsiniz. Arkadaşlar çok konuştum, kusura bakmayın. Fazla fazla konuşmuş olabilirim. Sürçülisan ettiysek affola. Yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok fazla soru geldi ve çok aktif bir katılım oldu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hemen bakalım. Kapatmak istiyorum. Nasıl kapatayım? Utku Bey, sizden rica etsem, ben biliyorsunuz şu an ekranımda çok fazla şey var. Kapatmayı size devretsem